Herkese merhaba, ben Nabi. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu görselimizin arka planını nasıl değişiriz? Bunu size anlatacağım arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf çektim. Fotoğraf makinemde görüyorsunuz arkadaşlar. Maske takmak zorunlu bir hale geldi. Ben de fotoğraf makineme bir maske uyguladım. Şimdi bu görselimizin arka zeminini değişeceğim arkadaşlar. Bunun için ilk önce araçlar kısmından Pen Tool aracımı seçiyorum arkadaşlar. Biraz yaklaşıyorum fotoğrafıma ve kesme işlemini başlatıyorum arkadaşlar. Burayı biraz hızlandıracağım. Evet, kesme işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi buradan Selection'a tıklayarak 0.5 değerinde, yani kenarları yumuşatma değeri arkadaşlar bu. 0.5'e getirdim. OK'ya tıkladım. Arkadaşlar görüyorsunuz seçti görselimizi. Şimdi buradan Mask olarak çıkaracağım arkadaşlar bunu. Daha sonra üst üzerinde işlem yapabilmemiz için Mask'e tıkladım arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafımızı arka zeminden, diğer arka plandan ayırmış oldu. Evet arkadaşlar, şimdi arka fon resmimizi ana görselimize getireceğiz. Burada böyle bir görselimiz var. Şimdi bunu sürükleyerek böyle diğer ana görselimize taşıdık bu şekilde. Biraz uzaklaştırayım arkadaşlar. Biraz şimdi bunu layer biri yani bu görselimizi aşağı kısmı almamız lazım. Ana görselimizin alt kısmını aldık arkadaşlar. Biraz yaklaşayım. Görselimize göre ayarlamam lazım arkadaşlar. Bu şekilde tam ortalı hizalı bir şekilde olması lazım. Biraz daha aşağıya olabilir. Evet. Şimdi çektiğimiz resimden dolayı arka zemine biraz bulanıklık ilave etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için filter'dan Blur Gallery Tilt Shift ayarını seçeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Yani burada bu kısımların bulanık değil arkadaşlar. Sadece buraya kadar olan kısmı bulanık yapmak istiyorum. Bunun için buradan ayarlardan onu yapacağım. Şuraya kadar gelmesi lazım arkadaşlar bulanıklığın. Biraz da bulanıklık derecesini artırabiliriz. Şimdi biraz daha aşağı indireceğim. Biraz keskinliğini de azaltabiliriz. Biraz da bulanıklık verdim mi? Tamam arkadaşlar. Görselimiz bu şekilde, yani bulanıklığımız. Şimdi bir keskinlik var. Biraz daha aşağıya indirelim. Keskinliği giderelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. OK'ye tıkladım. Evet arkadaşlar, görselin bulanıklığımızı elde ettik. Şimdi diğer tonlama, renk tonlamaları bu makinemizi biraz daha renkli hale getirebiliriz. Arka zemine uygun renklendirebiliriz. Bunun için Canon maskesi olan layer'ımızı, katmanımızı seçtim arkadaşlar. Evrensel renk tonlarına gelerek buraya saturation, ton dolgunluğu, doygunluğu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi sadece bu ana görselime, yani Canon görseline renklenmeyi vermek için arkadaşlar burada bu kısma tıklayarak sadece ana görselime yapmak istiyorum arkadaşlar renklendirmeyi. Bu kısma basarak böyle renk tonlamasını bu şekilde ayarlıyoruz. Biraz da koyuluk vermemiz lazım arkadaşlar görselimize. Arka zemin görselimiz de aynı tonlarda olsun diye. Evrensel renk tonlarına gelerek Curves tıklıyorum.
Gene aynı işlemi uyguladım arkadaşlar. Biraz kısıyorum. Biraz da buradan koyuluk. Biraz da şuradan. Evet arkadaşlar. Görüntümüzü yavaş yavaş elde ediyoruz. Elde biraz kırmızılık var arkadaşlar. Tekrardan Hue Saturation'a gelerek çift tıkladım. Biraz da uygunluğunu kısıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer işlemimiz genel bir tonlama yapmak arkadaşlar. İki resmimizde aynı anda aynı tonlamayı vermek arkadaşlar. Bunun için evrensel renk tonlarına gelerek Color Lookup, yani hazır looklar var Photoshop'un içinde. Hazır renk tonlamaları var. Bunu seçerek arkadaşlar buradan bir renk tonlaması verebiliriz. Ben görselime bu renk tonlamasını vermek istiyorum. Böyle bir renk değildi arkadaşlar. Normalden color'u yapmamız lazım. Biraz opasitesini düşüreceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir genel tonlama yaptım arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımıza şuradan bir gölge vermek, ışık vermek istiyorum. Pardon, ışık vermek istiyorum. Bunun için hazır bir görsel ışığım var arkadaşlar. Bunu da sürükleyip görselime bırakıyorum. Taşıdım böyle. Ctrl+T'ye basarak görselimi büyüteceğim. Bu şekilde yeter olur. Biraz daha küçülteyim. Evet arkadaşlar. OK'ye tıkladım. Bu kısımdan screen yapmamız lazım. Evet, bu şekilde ışığımızı da verdik. Biraz opasitesini kısabiliriz. Fazla geldi. Hatta bunu da biraz aşağı alabiliriz arkadaşlar. Aynı renk tonlamasıyla uyumlu olsun diye. Şimdi burada kırmızılık, yani sarı bir ışık var. Makinemizin de üstüne bir yansıma olması lazım. Bunun için bu görsele gelerek bir tane katman oluşturmam lazım arkadaşlar. Katmanı oluşturduk. Biraz yaklaşayım. Bu renge yakın bir gölge, ışık gölgesi vermem lazım. Yani yansıma vermemiz lazım arkadaşlar. Brush'ımızı seçtik. Bu renk tonlamasından alt klavyeden alt tuşuna basarak arkadaşlar buradan rengimizi seçebiliriz. Bu renge yakın. Biraz daha açalım arkadaşlar. Bu şekilde OK'ye tıkladım. Brush aracımı biraz daha küçülteyim. Evet. Şimdi renk tonlamasını, yani ışığı, gölgeyi bu şekilde verebiliriz. Biraz böyle keskinlik var. Normalden bunu da screen yapacağız arkadaşlar. Opasitesini biraz daha düşüreceğim. Evet. Şuralarda biraz verelim. Arkadaşlar yok olmadı. Şurada şu kısma. Biraz daha opasitesini kısarak fırça boyutumuzu büyüterek şu kısımlara da ışık tonlaması verebiliriz. Elin şu kısmına da hatta. Evet, uzaklaştırayım arkadaşlar. Öncesi sonrası bu şekilde. Diğer bir işlemimiz arkadaşlar ışığın bu taraftan vurması nedeniyle şu kısma biraz daha koyuluk vermemiz lazım arkadaşlar. Bunun için görselimizi seçtik. Evrensel renk tonlarına gelerek gradyan fili seçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada tonlarımız siyah olması lazım. Bunun için bu kısımdan renklerimizi siyah yapmamız lazım. Burayı da aynı şekilde siyah yaptık. Şimdi bu rengimiz aşağıdan vuruyor arkadaşlar. Bunu sadece bu kısma uyarlamak için buradaki dereceyi sıfıra indirmemiz lazım. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle yaptık. OK'ye tıkladım. Burada biraz daha fazlalık var. Bu fazlalığı da gidermek için gradient fill'den beyaz kısma gelerek gradient'ı buradan tekrardan seçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde mouse'u sola kaydırarak yani burada fazla olan kısımları siliyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Öncesi sonrası. Burada biraz daha fazlalık var. Opasitesini böyle düşürebiliriz. Evet arkadaşlar, renk tonlamasını da yaptık. Şimdi genel bir renk tonlamasını da
Photoshop'un kendi uygulaması olan Camera Raw'da yapacağız arkadaşlar. Bunun için yapmış olduğumuz tüm görselleri bir ana görsel haline getirmemiz lazım. Bunun için de klavyeden Ctrl, Shift, Alt ve E tuşlarına basmamız lazım arkadaşlar. Bu şekilde bir görsel oluşturduk. Şimdi filter'dan Camera Raw uygulamasını açıyorum. Evet arkadaşlar, Camera Raw uygulamasını açtım. Burada ışık, kontrast, ışık parlaklık, gölge ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Ve genel renkleri ön plana çıkaracağız. Biraz daha parlaklık verelim görselimize. Biraz kontrast bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha verelim. Beyazlık olabilir. Gölgeyi biraz daha kısalım. Bir de netlik vereceğim arkadaşlar buradan. Evet. Renk tonlamalarına geldim arkadaşlar. Maviden biraz mavilik resmimize. Şuradan biraz kırmızılık olabilir. Elde fazla kırmızılık varsa şuradan ikinci rengi, yani turuncu rengi seçerek kısarak daha doğal bir elin görüntüsünü, yani ten rengini verebiliriz arkadaşlar. Maviliği biraz daha buradan arttırdım. Burada da biraz mavilik verdim arkadaşlar. Görselimizi burada öncesi sonrası bu şekilde ayarladık. OK'ye tıkladım ve görselimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.